2011 yılında bu kurumu açtım. 2011 yılından beri yaklaşık 11 yıldır bu sektörde görev yapmaktayım. Daha önce de Emniyet Teşkilatı'nda 27 yıl çalıştım. Gene aynı sektörün içerisinde olmamız sebebiyle emniyetteki bilgi birikimimizi, tecrübelerimizi burada sürücü kursundaki adaylarımızla paylaşıyoruz. Onlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Ahmet Bey, aldığımız duyumlara göre emniyet ücretlerinin zam geleceği konuşuluyor. Siz konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Malum şimdi yani ülkemizin içinde bulunduğu durum sebebiyle tabii her şeye zam geldiği gibi, her şeyin fiyatları arttığı gibi tabii ki sürücü kursu fiyatlarının da artması gündemde şu anda. Dolayısıyla örnek vermek gerekirse, mesela 2021 yılı 12. ayda benim aracımın bir deposu 350-400 lira civarında dolar iken şu anda 1370 liraya 3 gün önce doldurdum. Aradaki farkı düşünün. Dolayısıyla bu ne yapıyor? Maliyetlere yansıyor. Bundan dolayı tabii ki tabii yasa gereği her yıl 12. ayda valilik Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte fiyat belirleme komisyonu oluşturuyor. Türkiye genelinde valilikler sürücü kurslarının fiyatlarını belirliyor. Her ilin valiliği o ilin sınırları içerisindeki sürücü kurslarının fiyatlarını belirliyor. Ama takdir edersiniz ki biraz önce de vermiş olduğum örnekte maliyetlerin artısını sebebiyle tabii ki Bursa Sürücü Kursları Derneği olarak da bizler şifay olarak valiliğimizde bu konuyu istişare ettik. Olumlu dönüşler bekliyoruz. Yani fiyatlarda bir artış olacak. Kesinlikle, kesinlikle fiyatlarda artış olması gerekiyor. Çünkü maliyetler malum ortada. Araç fiyatları ayrı bir gene buna ceza. Yani takdir edersiniz ki fiyatlarında artışı söz konusu. Girdi maliyetlerinden biraz söz edelim. Bu mazot, akaryakıt fiyatları ve araç bakım masrafları, araç fiyatları. Biraz da bunlardan bahsedelim. Maliyetleriniz neler girdi maliyetlerine? Yani tabii ki şu an personel maliyeti örnek veriyorum. Bir personel asgari ücret verdiğimizi düşünürsek ki asgari ücretin bir tık üstünde vermeye çalışıyoruz mümkün olduğunca. Asgari ücret üzerinden verdiğimizi hesap edersek SSK'yı da saydığımızda yaklaşık 1600 civarında da SSK'sı tutuyor. Bir personel maliyeti 6000 liradır. En az. Dolayısıyla bir sürücü kursunda en az 7-8 tane personel çalışıyor. Yani takdir etseniz ki hesap ortada. Kira hakeza. Araçların biraz önce yakıt örneğini verdim. Hakeza. Bunun yanında araç fiyatları şu anda benim kursumda 5 tane araç var. Aktif çalışan, 1 otomatik, 4 manuel. Düşünün, 1370 liraya duruyor bir depo. Yani takdir edersiniz ki yani bunun da bir maliyete yansıması var. Şartlarında araç yaşı, aracın tipi, her şeyi önemli. Tabii ki. Mesela yani araç yaşı 11 yaşından büyük araçlarla çalışamıyoruz. Yani mecburen aracı değiştirmek zorundasınız. Bu da maliyet. Bu da maliyet. Tüm bu girdi maliyetlerine nazaran zam beklentisi olacaktır. Yani bekliyoruz yakın zamanda. Çünkü şu anda gerçekten giderleri bile zor karşılıyor. Giderleri dahi şu anda zor karşılıyor. Elbette vatandaşın durumu da ortada. Pandemi sürecinden yeni çıktık. Belki birçoğu işsiz kaldı. Ama bunlar da olmazsa olmaz. Biz şimdi personel maaş vermeden nasıl ehliyet verebiliriz? Yakıt almadan nasıl çalıştırabiliriz? Kira vermeden nasıl bu çark dönebilir? Tabii bunların dönmesi için de maliyetlerin orantılı olması gerekiyor. Ki sanırım kısa zamanda böyle bir beklenti içerisindeyiz. Peki Ahmet Bey,
parkurlar zorlaşacak mı? Böyle bir duyum aldık. Parkurlar şu anda bakanlıkta bununla ilgili bir çalışma var. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı genel müdürün değişmesi sebebiyle, yakın zamanda değişmesi sebebiyle yani biraz uzama oldu. Aslında yasa daha önce çıkması bekleniyordu ama aniden genel müdür değişikliği sebebiyle şu anda yeniden bir düzenleme yapılıyor. Evet, zorlaşacak. Mesela gece sürüşleri çıkması şu anda söz konusu. Direksiyon eğitimleri 14 saat akan trafikte 2 saatte simülatörü olmak üzere 16 saat direksiyon eğitimi verilmekte şu anda. Bu eğitim direksiyon saatlerinin artması söz konusu. Tabi saatler falan da artınca hepsi bunlar maliyete yansıyacak. Aynı zamanda yani şu anda tek bir güzergahta çalışılıyor. O güzergahta sınav yapılıyor. Biraz ezberciliğe dayalı oluyor dolayısıyla. Bundan dolayı da serbest sınav güzergahı ve serbest sınav gelmesi bekleniyor. Bu ve buna benzer bir takım çalışmalar var. Ama ne kadar çıkar onu bilemeyiz. Ama çıkması gerekir mi? Evet, çıkması gerekir. Çünkü biraz önce de sohbet ederken bahsettik. Sonuç itibariyle her sürücü bunun farkına varmalı ki örneğin bir otomobil kullanan bir sürücüyü düşünün. Kendinin dışında en az 4-5 kişinin daha canından sorumlu. Bir minibüs kullanan bir sürücüyü düşünün. Kendinin dışında en az 16-17 kişinin daha canından sorumlu. Bir otobüs kullanan sürücüyü düşünün. En az 30-40-50-60-70 kişinin de sorumluluğunu, onların canını taşıyor. Onların sorumluluğunu düşünün. İşte bu sürücü bu sorumlulukla araç kullanabilmeli. Bu da neyle olur? Eğitimle olur. İşte biz bunun için varız. Bunları anlatıyoruz. Ehliyet almanın şu anda tam zamanı. Yaz geliyor, kıştan çıktık. Yani havalarda ısınma sürecinde. Ve ayrıca şu an henüz daha zamlar gelmedi. Henüz daha bak şartlar daha da ağırlaşacak. Ondan dolayı bence bir an evvel ehliyet almakta fayda var.